Adını bir zamanlar Anadolu'da yaşayan, sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan Pars ailesi, zorlu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, benzersiz özellikleriyle kullanıcısına stratejik avantajlar sunan, yapısında günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındıran taktik tekerlekli zırhlı muharebe araçlarıdır. Herkese merhaba. Bir askeri teknoloji videosuna da öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tekerlekli zırhlı araçlarımızdan olan Pars ailesi olacak. Yerli üretim olan bu araçlarımızın çok özel silahları var. Bu araçlarımız tankların imha edilmesinden tutun da birçok farklı görev için tasarlandılar. Ayrıca birçok videomda olduğu gibi bu videoya da Türkçe ve yabancı altyazılar ekledim. Yerli ürünlerimizi dünyaya tanıtmak için çabalıyorum. O yüzden sizlerin desteği benim için çok önemli. Bu yüzden videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen konuya geçelim. Pars 3 8x8 30.000 kilogram azami yüklü ağırlığa sahip olan Pars 3 8x8 azami olarak saatte 100 km hızı bulabilmekte. Pars 8x8 aracımız %60'lık %30 yan eğimde hareket edebilmekte, 70 cm yüksekliğinde dik engel ve 200 cm uzunluğunda hendek geçebilmektedir. Pars 8x8 12 adet mürettebe taşıyabiliyor. 800 km üzerinde menzile sahip olan Pars 8x8 patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tanklarına da sahip. Pars ailesinde ayrıca acil durumlara karşı zırh altında yedek yakıt tankı mevcuttur. Pars 3 8x8 araçlarının 7 farklı araç tipi var. Evet, Pars araçlarında genellikle 500 ila 600 beygir arasında güç üreten dizel motorlar kullanılmakta. 7 ileri 1 geri şeklinde vites mevcut. Bu araçların ağırlıkları türlerine göre 20 ton ila 30 ton arasında değişiyor. Ayrıca bu araçlar ihracat başarısı da gösterdi. Malezya ve Umman gibi ülkelere ihraç edildi. Bildiğim kadarıyla Kaplan MT tanklarından sonra Parslar hakkında Endonezya ile de tekrar görüşmeler var. Evet, bu tarz ürünlerin ihracatı konusunda gerçekten FNSS firması çok başarılı. Evet, şimdi gelelim bu araçlarla ilgili en çok merak edilen soru. Türk Silahlı Kuvvetlerine bu araçlar teslim edildi mi? Evet, 2019'un son günlerinde Pars 4x4'ler envanterimize girdi. Diğer araçlar ise bu yıldan itibaren envanterimize girecek. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu araçlar sayesinde envanterimizdeki BTR-60 ve BTR-80 türü araçlar emekli edilecek. Yerlerine yerli üretim Pars araçları geçecek. Projenin ilk aşamasında yurt içi geliştirme modeliyle 5 farklı konfigürasyonda araç geliştirilip toplam 100 adet araç üretilecek. Bu üretilen araçlar sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. FNSS üretimi diğer araçlara ait farklı videolar da gelecek. Kaplan MT tankından tutun da Zaha araçlarından, Hisar ve Korkut'u taşıyan ZPTP araçlarına kadar birçok türde video yapmayı planlıyorum. Her ne kadar gündem şu aralar çok farklı olsa da bu tarz videoları sizlere sunmaya devam edeceğim. Gündeme dair yaptığım son videoya sağ üstteki linkten gidebilirsiniz. Evet, yerli üretim Pars ailesini tanıdık. Elimden geldiğince özetleyerek sizlere anlatmaya çalıştım. Video hoşunuza gittiyse mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.